ya? Abi fikrin hiçbir önemi yok. Konuşanlar var, uygulayanlar var hayatta. Evet, evet. Düşünen, konuşan, uygulayanlar var. 3 ay boyunca şoförlüğümü yapacaksın, masamı temizleyeceksin, yerleri yıkayacaksın. Yemin ediyorum var ya, bir saniye düşünürsem namerdim. Yani öyle bir insanla çalışmıyor. Hayır, kafa yapısını anlayın yani. Hani anladım. Ali Sabancı ya, Hüsnü Özyeğin yani desin bana. Şoförüm olur musun? 3 ay değil, 1 sene olayım abi yani. Hiçbir şey de istemiyorum. Sadece senin arabada sen, belki telefonda biriyle konuşurken senin o 3 tane sözünü duyayım. O bana yeter, anlatabiliyor muyum yani? O kafada olmak lazım. Bizim yeni nesilde o kadar, yani hep bizim de çok farklı nesiller değiliz, ayrı konu da. O kadar konforlu bir alanda büyüyoruz ki, zorluk o kadar az yaşıyoruz ki, en ufak lafta kırılıyoruz ediyoruz yani. Kolay değil. Ama yolda herkes yapardı. Evet. Vay be. Gözlerim kamaştı. Evet arkadaşlar, sesimi herkes duyuyor herhalde. Bir sıkıntı yok. Güzel bir eko da var. Herkese merhaba. Adım Mustafa. Öncelikle sizleri görmek çok güzel bir şey burada. Böyle heyecanlı, tutkuyla böyle girişimciliğe, iş hayatına ilgilenen insanlarla buluşmak. Demin yukarıda da bahsettim. Hani ben sizlere bakınca şey diyorum. Böyle sizin yaşınızdaki kendi halime kıyaslıyorum mesela. Ben ne yapıyordum diye düşünüyorum. Bayağı ciddi şeyler aslında kaybetmişim. Yani şu an buradaki olan herhangi bir insan, herhangi hiçbir şey yapmış olmasına gerek yok girişimcilikle ilgili. Sadece burada bulunuyor olması bile onun aslında çok başarılı işler yapması için bir aslında neden olarak düşünebiliriz. Öncelikle bizim Mugo'yu bilen var mı aranızda? El kaldıralım, güzel. Bilmeyenler de kaldırsın ya bir zahmet. Çok ayıp yani. Bizim Kolay Değil'i bilen var mı? Kolay Değil diye bir YouTube hesabımız var. Tamam, onu bir takip edersiniz. İş hayatıyla ilgili ben size bir sürü terminoloji, bir sürü ıvır zıvır anlatabilirim. Yani onların da faydası muhakkak vardır ama gün sonunda bilmeniz gereken en önemli şey, iş hayatı dediğiniz şey veya herhangi bir konuda başarılı olmak böyle kolay bir yoldan geçmiyor arkadaşlar. Yani o işin havalı kısmı, sonuçları çok güzel gözüküyor. İnsan bakıyor, işte mesela influencerlarda da böyle ya da ünlülerde. Yani ben mesela birçok ünlünün ya Ezgi Molası'ndan tutun vesaire vesaire, siz sadece şeyi görüyorsunuz. Yani bir güzel, ne kadar güzel bir hayatları var, acayip paralar kazanıyorlar. Herkes onlara saygı gösteriyor gibi ama ben birçoğunu hani bizzat arkadaş olarak da bildiğim için, keza influencer tarafında ne kadar zor yollardan geçtiklerini çok iyi biliyorum. Bugün size aslında birazcık bizim işte Herschel markasından, işte Mugo'nun hikayesinden ve işin kolay olmamasından bahsedeceğim. Nasıl oluyor bu işler? Şimdi bir kere mezun olduğunda girişimci olmak isteyenler bir el kaldırabilir mi? Yani bir iş kurmak vesaire. Tamam, of süper. Geçmiş olsun. Şimdi arkadaşlar bir kere şunu sorun kendinize. Girişimci olmak çok trend olduğu için mi istiyorsunuz? Çok cool bir şey olduğundan mı, yoksa işte ya biri için mi çalışacağım, işte o öyle gider mi? Bunu çok iyi bir sormanız lazım. Yoksa gerçekten müthiş böyle sizi uyutmayan, müthiş idealleriniz, fikirleriniz olduğu için mi bunu istiyorsunuz? Bir kere en başta ilk sorumuz bu olacak, kendimize sormamız gereken. Çünkü eğer bir şeyi sırf rüzgar oradan estiği için, hani su o yöne aktığı için yapıyorsanız, bu arada giydiğiniz kıyafetten, dinlediğiniz müziğe, işte yapmak istediğiniz iş dalından, mesela demin işte fintechlerden bahsediyorduk. İşte fintech'ten çok ilgiliyim dediniz. Yani niye fintech mesela? Çok şu an popüler olduğu için mi, yoksa gerçekten fintech bir geleceği olduğu için mi gibi soruları kesin sorguluyor olmamız lazım. Yani ben hep şuna inanmışımdır. İşte eğer herkes işte rüzgarın estiği yönde bir şey yapıyorsa orada bir sıkıntı var. Mesela ben hiç Netflix izlemem, tamam mı? Ben hiç dizi izlemem, hiç film izlemem, hiç oyun oynamam. Benim ya 30 yaşındayım, benim yaşıtlarım böyle akşam 6'da eve geliyor işten ve 2 saat Netflix'te bir şey izliyor. Bu arada işiniz eğer televizyon ve film endüstrisi ise tabii ki izleyin yani. Oradan bir şey öğrenirsiniz ama trend bu diye veya herkes yani tüm o sizin yaşıtlarınız, diğer insanlar bunu yapıyor diye yapıyorsanız
gerçekten çok büyük bir kayıptasınız. Yani bugün iş dışında kendinizde bu sorgulamayı yapmanızı istiyorum. Çünkü herkesin yaptığını yaparak bir fark yaratamazsınız. Bunu unutmayın yani. Çünkü onu zaten herkes yapıyor. Bununla beraber ben mesela hep böyle iş hayatında en önemli şeyin tutku olduğuna inanıyorum ve pes etmeme. Şimdi işte biz bugüne kadar işte bir 10 senede ben 20 yaşında başladım işte iş hayatına. Diyorlar nasıl başladın abi? Şöyle başladım, ben zaten birazcık hani bir tık daha şanslıydım. Benim ailem bayağı böyle zaten girişimciydi, iş hayatında uğraşıyordu ve zaten bir taraftan da babamın yazılım şirketi vardı işte. Anne tarafı komple tüccardı falan. Zaten biraz o ekosistem içine de doğduğum için benim için çok normaldi iş hayatına girişmek. Yani böyle inanılmaz böyle cesur ve inanılmaz zekice bir şey yapmadım onu yaparken. Ama bu iş hayatının devamlılığında her zaman çok sabırlı oldum. Yani hiçbir zaman paraya ihtiyacım olmamasına rağmen çok böyle alakasız bir yerde dandik bir tane kırtasiyeye gittim. Mesela mal satmak istiyordum oraya. Ve mesela Ankara'dan çıktım, mesela otobüse bindim, 6 saat geldim işte indim, dolmuşa bindim falan filan. Bu arada taksiye yine gücüm yeterdi yani. Hani ben o rahat yolu seçmek istemedim. Çünkü ne kadar zorlarsan kendini, özellikle genç yaşlarda, hani derler ya beni öldürmeyen şey güçlendirir. O kadar aslında zırhlarınızı üzerinize giyiyorsunuz ve artık sizi hiçbir şey yıldıramıyor. Mesela hiç unutmam, gittim o... Ömercan nerede oluyor o kırtasiye yeri? Okey, orada bir kırtasiyeye gittim. Belki orada oturanlar da biliyordur falan. Ben böyle mesela önceki gece yola çıkmışım falan. Heyecanlı bir şekilde gittim böyle, gireceğim. İşte plan yapıyorum, şöyle derse şöyle derim, böyle yaparım falan. Abi adam şey dedi ya sekreterine, canım sıkkın sonra gelsin dedi. Ya tövbe estağfurullah dedim, şimdi ne yapacağız falan filan. Mesela o günü hiçbir zaman unutmam. O gün gözlerim dolmuştu mesela. Yani bu olduğunda ben 21-22 yaşındaydım ve mesela o gün şeyi sorgulamamıştım. Ben hani bu adama işte mesela 1000 liralık bir şey satacağım, 300 lira kazanacağım. 300 lira hani otobüsün maliyeti vesaire, geldim ıvır zıvır derken. Bu arada otobüs için 300 lira fazla ya. Nasıl bir otobüs, neyse. Neyse yani maliyetleri bile karşılamayacak yani neredeyse. Ve ama mesele o değildi yani. Ve ben bu arada hani onları sorgularken şunu fark ettim. Bu tür şeyleri, işte o gün mesela pes edebilirdim ya. Bu tür şeylerin üzerinden, bu tür şeyleri böyle güzel şeyler olarak algılayıp daha büyük adımlara, basamaklara giden yolda birer böyle ufak basamak olarak algılamazsam hiçbir zaman o basamaklara çıkamayacağım. Mesela şey çok güzel bir laf. Mesela Ali Sabancı'nın yarışa nerede başladığın önemli değil, nerede bitirdiğin lafı çok önemli. Yani mesela aranızda şöyle şeyler düşünenler de olabilir. Ya işte sen zaten, ya da işte Ali Sabancı işte çok zaten zengindi vesaire. Hayır arkadaşlar, Ali Sabancı'nın bayağı hiçbir boka yaramayan, affedersiniz, kuzenleri var. Soyadı X Sabancı, Y Sabancı olan, eminim biliyorsunuzdur. Yani hani Ali Sabancı farklı abi yani. Ya da onun yeğenleri var işte, o çocukları var vesaire. Ali Sabancı farklı, anlatabiliyor muyum? Adamın kendi içinde var. Yani Ali Sabancı'nın soy ismi Sabancı olmasa da yine Pegasus'u kurabilirdi arkadaşlar. Belki 35 yaşında, atıyorum belki 38 yaşında kurdu, kuramazdı. Ama 50 yaşında yine kuracaktı o Pegasus'u. Şimdi burada şunu anlamak lazım. Gün sonunda olay sizde, bende, bizde bitiyor. Yani o pes etmemek, o içimizdeki tutku varsa gerisi kolay. Aslında kolay değil ama bir yandan da kolay. Şimdi ben hep şöyle söylüyorum. Bana soranlara işte abi nasıl başardın, şöyle yaptın vesaire. Bir şey başardığımızda yok da. Hani dışarıdan öyle algılandığını varsayıyorum. Çünkü hani neye göre, kime göre başardık? Ben hep kafa öyle çalışır. Mesela bizde işte 65 kişi çalışıyor. Mesela ben havaya mı girmeliyim? Benim 65 kişi çalışıyor yanımda işte falan. Abi ben hep 500 kişiye bakıyorum. 500 kişi çalıştığında 5000 kişiye özeneceğim. 5000 kişi çalıştığında niye 50.000 kişi çalışmıyor'ya bakacağım. Anlatabiliyor muyum? Kafa yapısı böyle. Çünkü diğer türlüsünde hep havaya girersiniz. Kibir olur. Kendinizi bir şey zannetmeye başlarsınız. Çünkü etrafınızdaki insanlar zaten buna hazır yani. Sizi böyle pohpohlamaya, sen zaten çok iyisin falan. Orada kendini sorgulaman lazım. Bir diğer konu, işte mesela bir şeyi başardıysak, adı başarıysa, arkadaşlar gerçekten zeki olduğum için başarmadım. Bu size anlattığım gibi var ya, 50 tane hikaye geçti. Ben hepsine, yani hepsini böyle atlattım, dedim ki, ya işte var ya hani, sen mi büyüksün İstanbul, ben mi büyüğüm, hani olayı var ya, ben hep kafa öyleydi, kendi kendime buna inandırdım ya,
olsun, bu da atlatacağız, işte güzel günler gelecek vesaire. İnanın bunu arkadaşlar, bu konuda ben başardım bunu bu arada yani. Bunu sizin yaşlarda yapmak çok zor. Şimdi benim 10 sene sonra tecrübeden sonra, şimdi böyle hani gerçekten zor bir durum geliyor mesela. Bir şey oluyor, ya diyorsun ne olacak, hallederiz. Ya o başka bir şey ama özellikle sizin yaşlarınızda bunu kendinizi, kafanızı, kafa yapınızı bu şekilde kendinizi inandırabilirseniz, bu şekilde kendi beyninizi yönetebilirseniz, abi hiçbir şey sizin için zor değil. Hiçbir şey. Yani bunu gerçekten kimseye gaz, motivasyon vermek için söylemiyorum. Yani insan kendi kafasını yönetebildiği sürece her şeyi başarmaya, her şeyi başarabilir. Mesela ben şey diyorum kendime, 30 sene sonra Sabancı Koç'la kapışacağım diyorum yani. 30 sene sonra eğer aranızda inşallah herkes yaşıyorsa, bir bakalım bu arada başarabileceğim mi gerçekten? Yani bu tür şeyleri hayal edebiliyorsanız kesinlikle başarma ihtimaliniz var. Ama hayal etmiyorsanız, yani hayalinizi hep ufak tutuyorsanız o hayal edebildiğiniz kadar şeyleri başarabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir olay var, bunu da detayını vereyim, sonra bir Herschel hikayesini anlatacağım. İnsanlar çok büyük hayallere kapılırken o hayallerin altını doldurmakta zorlanıyorlar. Yani altını nasıl doldururum düşünmüyor. Mesela bizde bir çalışan arkadaş var, dün geldi bana. İşte Mustafa Bey bir konuşabilir miyiz? İşte bir girişim fikrim var. Gel dedim. Ya şimdi fikri de çok anlatmayayım da hani çok bir şey değil de yani böyle sadece o fikrin nasıl yapılabileceğini bize yol gösterecek danışmanlara ödememiz gereken para en az 300-500 bin lira. Yani acayip absürt bir şey. Şimdi çocuğa şey dedim, böyle bir şeyi düşünebilmen, bunu gelip bana anlatman müthiş bir vizyon ve tutku. Takdir ediyorum dedim. Lakin yani bir şeye başlıyorsan bu kadar da ekstrem gitme. Sonra o hedefi daha ufak şeylere böldüm. Bak dedim, önce buradan başla. Mesela bir kelime var arkadaşlar. POC, Proof of Concept. Herhangi bir işte tutup tutmayacağını ufak tefek deneyebiliyorsanız önce o POC'sini yaparsınız. Ben işte uzaya çıkacak bir alet yapacağım. Abi önce uzaya değil de mesela şuraya koy, şuraya kadar bir çıkabiliyor mu o senin kullanacağın atıyorum enerji formuyla. Bir onu dene vesaire. Veya önce hani bir dükkan mı açacaksın ya da bir işe mi girişeceksin? Ufak ufak bir denemeye çalış yapabiliyorsan. Bu arada bunu ben hani kaybedecek şeyleri olan insanlar için konuşuyorum. Yani adamın çok büyük lüksü vardır, çok maddi gücü vardır. Aranızda öyle insanlar da olabilir. Daha güçlü şeylere girişip daha büyük kayıplar da yaşayabilir. O da sorun değil bu da. Ondan da acayip tecrübeler yaşıyorsunuz. Şimdi mesela bir tane belki hani sizin için ilham verecek bir örnek anlatayım. Herschel'ı bilen var mı aranızda marka? Güzel. Tamam, Mugo'yu bilen hani az çok Herschel da bilir. Arkadaşlar şimdi Herschel'a ben 24 yaşında falan mail attım, tamam mı? İşte Herschel satıyor Beymen'de, Vakko'da, orada burada bir sürü yerde ama Türkiye'de bir distribütörü yok. Getiren biri yok resmi olarak. Herschel'a attım mail, dedim ki işte merhaba ben Mustafa, o zaman da işte hediyelik bir şeyler falan getiriyoruz. Dedim ki ben Herschel distribütörü olmak istiyorum. Abi adamlar beni sallamadı tabii ki. Tamam, böyle dedi ki, sonra işte bir 2-3 tane mailden sonra dediler ki senin şirket profilin bu hediyelik ıvır zıvır eşyalar bizim gibi böyle cool bir markayı yönetmeye yetmez arkadaş. Seninle çalışamayız. İşte ben dedim ki ya yok aslında öyle değil, işte şöyle yapsak falan. Bu arada şirketin işte logosunu daha cool bir hale getirdik işte. Şu lafı duyan var mı? Fake it until you make it. 1-2-3 tamam güzel. Abi yazın bunu, bak şaka yapmıyorum. Yazmanın öneminden ayrıca bahsedeceğim. Hüseyin hatırlar. Hüseyin geldi bizim şeye, ofise, bir şeyler söylüyorum. Ya onun yazması gerek, ben not alıyorum ya. Dedim Hüseyin niye yazmıyorsun sen? Abi yok ben aklıma yazıyorum. Yok abi öyle bir şey. Yazacaksın abi, not alacaksın. Çok değerli bir şey. Bilmediğimiz şeyler. Mesela ben, bizde de çalışanlar var öyle. Mesela yazmıyor, not almıyor ve o insanların follow-up'ı yani iş takibi, iş bitirme becerileri çok düşük arkadaşlar. Düzenli not alıyor, dikkatli, nizami çalışıyor olmamız lazım. Neyse velhasıl kelam. Ben böyle düşünüyorum nasıl yapsak, nasıl bu Herschel'ı ikna ederiz vesaire. Birkaç mail daha attım. Yine sallamadılar beni. Sonra bir gün biz Amerika'ya gittik bir vesileyle. Ben arkadaşlar Amerika'da, Kaliforniya'da, Los Angeles'ta, Grove'da, Nordstrom katlı mağazada, Boyner, Beymen gibi düşünün.
North Room'un ikinci katındaki soldaki section'ın üçüncü rafındaki Herschel tabelasının yamuk durduğunu fark ettim. Bak detaylara ve hala hatırlıyorum yani unutmam mümkün değil yani hani. Ve fotoğrafını çekip Herschel'a işte California, Los Angeles, Grove, Nordstrom 3. kat vesairedeki şu şey yamuk duruyor. İşte merch ekibinizi yollayın ve bunu düzeltin çünkü markanın imajına kötü bir etkisi var diye mail attım. Ya hani aranızdan hani biri yani bana böyle biri mail atsa var ya elini falan öperim yani ciddi söylüyorum. Yani bu kadar tutkulu birini görsem ben ki hani yani bu seviyede çok acayip bizim mesela hem Ekrem hem Ömercan inanılmaz hem ortak hem iş çalışma arkadaşı hem de kardeşimdir. Buna benzer insanların var ya yapamayacağı dünyada bir iş yok. Yani övmek için söylemiyorum. Bu tür şeylerin fark yarattığını unutmayın. Yani bu böyle bir örnek ama başka bir örnekte siz bunu başka şekilde canlı hale getirebilirsiniz. Ve ilk defa o mailimden sonra işte Herschel'ın sahibinin asistanı beni ilk defa ciddiye aldı biliyor musunuz? Çünkü o gün şöyle bir muhabbet oldu. O maili aldı, okudu. Sonra dedi ki ekibe, ya Türkiye'de manyağın teki var. Ya şu anda Amerika'ya gelmiş. Böyle bir şey diyor, bir bakın ya dedi, tamam mı? Ve onun demesi 3-4 kişiyi bu kimmiş şey itti. O da ona haber verdi vesaire. Neyse. Sonra ben bundan sonra bir sene daha beklemek zorunda kaldım bu arada Herschel almak için ve yine birkaç defa daha gittim, geldim. Hatta Google'a yazarsanız işte hamam hikayesi diye bir hikaye var Herschel'la ilgili. Yani herifler hani Türkiye'ye bir şekilde geldiler falan. Böyle yani ondan sonra bile neler neler yaptım. Yani heriflerle koşuya çıktım, hamama götürdüm falan filan böyle hani baya baya uğraştım yani bu arada gerçekten. Ve ilk defa Herschel'ın satış direktörü yani bize distribütörlüğü verecek kişi benimle Almanya'da tanıştığında şey dedi, ya o ünlü Mustafa sen misin dedi yani. Aynen böyle dedi cümleyi yani. O ünlü Mustafa, yani o pes etmeyen, yani 5 defa reddettiğimiz, neredeyse yani böyle başımızdan attığımız çocuk sen misin dedi. Ve bu hikaye 25 yaşındayken ben oldu yani. Hani yaş konusu da çok ilginç bir konu. Eğer yeterince motivasyonun, azmin ve o çalışkanlığın varsa yaşın hiçbir önemi yok bu arada. Küçük sen de büyük sen de. Hani iş hayatı için hiçbir zaman ya da bir şey başarmak için hiçbir zaman geç değil. Neyse yani işte bu tür burada Herschel hikayesinde o hani ufak bir detay, ufak bir şey Herschel'ın aslında bize olan hani güvenini sağladı. Arkadaşlar biz Herschel'ı distribütörünü aldığımızda ben bu fake it until you make it olayının dibine vurdum. Şimdi Herschel distribütörünün bir showroom olmasını, ekibi olmasını falan ıvır zıvır bekliyor. Bana soruyorlar neyin var? Diyorum ki işte 500 metrekare showroom'umuz şu an, işte under construction, işte tadilatta, şöyle ekiplerimiz. Bu arada ben araştırıyorum ya bir fashion distribution firması nasıl olmalı falan. Adamın sorabileceği ve bekleyeceği şeylere göre önden %90'ı yalan, yani yalan kötü bir şey geliyor ama pembe yalan. Ve şeyle ve hiçbir şeyimiz olmadan, daha ofisim bile yokken Herschel distribütörünü aldık yani. Sonra kurduk her şeyi ne yapıyorsak yani. Ve bizle beraber bu arada yarıştığımız firmalar işte o zaman hani Bill Store vardı şimdi kapandı falan ama yine Fred Perry falan getiriyorlar. İşte Bayman falan filandı yani kapıştığımız firmalara bakın yani. Hani onlarla ben, onlar kaç senelik adamlar, firmalar, paralı abiler. Ben 25 yaşında çocuk yani bir daha hiçbir şey de yok yani hani. Ama abi her şey mümkün, her şey mümkün. Şimdi biz de işte şu ana geldiğimizde her yerde saygı görüyoruz. İşte insanlar bize mail atıyor. İşte bizle şöyle çalışabilir miyiz sizle? İşte champion oluyor. O bu falan. Abi şimdisi kolay yani. Tamam kolay yani. Ama o zaman o pes etmiyor olmak, işte orada o yılmamak olayı işin en önemli tarafı. O yüzden şimdi bizim kolay değil hesabını da onu anlatıyoruz. Eğer şöyle bir beklentiniz varsa, ya ben bir şeylere girişeceğim. Hemen işte herkes beni bekleyecek, kapılarını açacak, para da bulacağım, onu da yapacağım, bunu da yapacağım. Öyle bir dünya yok. Bir kere kendinizi şunu hazırlamanız lazım. Girişimcilik yaptığınızda amacınız arkadaşlar unutmayın. Birinin cebindeki parayı almak. İş yapmak demek birinin cebindeki parayı almak. Ben şu an içinizden birinin cebindeki paraya elimi uzatsam ne yaparsınız? Ya uzatsam elimi. Bayağı paniklersiniz yani böyle kimi ittirir, kimi silahını çeker falan yani. O yüzden
girişimcilik ve iş yapmanın da bunu tatlı bir şekilde yapmak olduğunu unutmayın. Yani çok zor bir iş yapmaya çalışıyoruz. Yani bu ister bir app olur, ister bir işte tekstil ürünü üretirsiniz, isterseniz başka bir şey yaparsınız. Unutmayın. Birinin cebinden parayı almaya çalışıyorsunuz ve çok çok zor bir iş yapıyorsunuz. Şimdi mesela siz bu girişimcilik fikirlerini hiç anlatıyor musunuz ailenize falan ya da birilerine? Mesela şöyle mi geliyor tepkiler? Ya boş ver ya, hiç risk alma. Ya öyle mi geliyor yoksa tabii ya yürü yürü ya sen yap falan. İkincisi oluyor mu? Şöyle oluyor. Evet. Arkadaşların için söylüyorsun. Ya şöyle özellikle söyle. Şöyle bir şey diyor mesela genelde böyle mi derler? Ben söylediğimde mesela bana diyorlar ki oğlum diyor mesela hani derslerini engellemeyeceksin. Abi öyle bir şey var mı derslere engel? Ya burada hiç içeride öğretim görevlisi falan yok değil mi? Şimdi aranızda mesela şey var mı? Bahçeşehir Üniversitesi'nin ismine güvenen var mı? Evet. Abi keşke buna el kaldırmasaydınız ya. Okey, daha iyi. Şimdi arkadaşlar şunu bilmeniz lazım. Dünyanın gittiği yolda, dünyanın gittiği yerde eğitimin, üniversitenin ve üniversitenin adının hiçbir önemi kalmayacak. Bunu fark edecek kadar zeki olduğunuzu umuyorum. Değilseniz de zeka önemli, çalışın ve öğrenin. Ben hiçbir zaman CV'm olmadı benim. Yani bir yere iş başvurusunda hiç bulunmadım hayatımda. Bunu hava atmak için söylemiyorum. Hiçbir zaman da bir CV'de üniversiteye bakmadım. Bana bir CV geldi mi üniversiteye hiç bakmıyorum abi. Altlara da böyle ıvır zıvır yani ona da çok bakmıyorum. Diyorum bir gelsin görelim yani konuşalım. Niye biliyor musunuz? Mesela şu hikayeyle anlatayım. Bize biri geldi görüşmeye. Dedi ki benim işte çok iyi işte bir İngilizcem var. Dedim şimdi bununla İngilizce konuşsam mı? Dedim ben neyse çocuğu zorlamayayım. Sonra şey dedi, ben dedi işte yurt dışında benim İranlı kız arkadaşım vardı, benim Farsçam da var. Bizim bu arada İstanbul Havalimanı Duty Free'de mağazalar var yani böyle müşterilerimiz %89'u yabancı ve iki yabancı dil bilen eleman çok önemli bizim için. Ben de Bilkent'te bir şey ortalamayı yükselteyim diye Farsça alayım demiştim. Zaten 4 oradan A alır yükseltiriz falan diye böyle. Üniversitede de ilgili çok ufak bir şey söyleyeceğim. Daha özellikle önceki sınıflarla ilgili unutturmayın. Sadece şeyi biliyorum. Merhaba nasılsın demeyi biliyorum. Farsça yani. Yani işte Persian yani işte İran dilinde. Çocuk ben Farsça da biliyorum dedi. Dedim oğlum seni yakaladım sen görürsün. Ama ben hiç beklemiyorum. Çocuğa şey dedim. Chetori dedim. Chetori nasılsın demek. How are you? Aranızda İngilizce, yani how are you'nun ne demek olduğunu bilmeyen var mı? Yoktu, okey. Abi çocuk ne dedi biliyor musun? Chetori deyince. Benim Farsçam o kadar ileri değil dedi. Şimdi gel de bu adamla çalış abi. Adam hiç bilmediği bir dil için ben biliyorum, konuşuyorum diyor. Ve benim bunu sorgulama şansım olmasaydı ben bunun bildiğini varsayarak işe alacaktım bu adamı. Bu kadar büyük yalan söyleyen bir adamla çalışacaksın yani artık. Yani nasıl şeyler yapacaksın? Abi inanılmaz yani. Demek istediğim şey, sizi de belki yönlendirenler vardır. CV'ye onu koy, bunu koy. Word, Excel, Adobe Premiere, Photoshop, işte ne bileyim Mac OS'un sürümleri falan böyle saçma saçma şeyler. Bunları yazmayın arkadaşlar. Yani Excel falan yazılmaz yani şeye artık bu devirde. Söyle kanka. Bu arada farkı şu, farkı yalan yakalanmadığın sürece, farkı o yani hani yakalanmadığın sürece işe yarıyorsa okey de zaten şöyle ben o işi kapıp çok hızlı zaten toparlayıp zaten Herschel'ın en iyi firmaların birinin altında oldum yani distribütör olarak çok hızlı yani dediğin çok güzel bir soru bu arada. Yani tebrik ederim. Güzel yakaladın ama çocuğun çok bariz bir şeydi yani bunu düşünmeliydi bu kadar büyük yalan söylerken ve ya zaten başka handikapları da vardı yani hani o başka şekilde de bir yalan söyleyecekti. Benim o yüzden öyle bir farkı var. Yakalanmıyorsanız sorun yok bu arada. Çocuk işi de kapabilirdi bu arada yani.
biraz şanssız da olabiliyor bazen insan yani. O da bir hikaye. Okulla ilgili dediğim gibi yani ben şahsen ileride de bunun önemi olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki kurumsal firmalarda çalışma hayalleri olan varsa orada eleme süreçleri biliyorum. İK süreçlerinde o okula falan bakıyorlar falan. O yüzden var ama hani burada daha çok girişimci olduğunu varsaydım, girişimcilikle ilgilenenler olduğu için söylüyorum bunu. Zaten büyük ihtimal hiçbirine CV uzatmanız gerekmeyeceği senaryodaki yine gerekebilir. İnanın böyle daha ufak firmalarda çok daha şey öğrenirsiniz ve orada gerçekten bir CV'nin önemi yok yani. Hani bunu şey için de söylüyorum, yine Ali Sabancı'nın lafına döneceğim. Abi o üniversite sınavı günü kötü bir şey yaşamış olabilirsin ve müthiş bir üniversite bölüm kazanamamış olabilirsin. Bunun hiçbir önemi yok artık. Okulla ilgili derslere şöyle girerseniz hikaye değişir. Ben ileride işimde bu dersi nasıl verimli kullanabilirim gibi bakarsanız, ben buna 4. sınıfta başlamıştım, çok geç oldu. Ama bilsem 1. sınıftaki Türkçe dersine bile, ha ben bu Türkçe dersinde daha iyi bir işte imla kuralı ya da başka bir şey öğrenirim, bu bana iş hayatında şöyle faydalı olur diye baksaydım. Hani okul, bu arada ben çok nizami okudum yani, hazırlık okumadım, 4 senede bitirdim üniversiteyi falan da. Yine de ya şu okul bitse de bir gitsek modundaydım hep yani. Öyle bakmamak çok önemli. Son olarak bir şey söyleyeyim. Bayağı şey yaptık. Benim hani hatırlattığın için söyleyeceğim. Dedemin çok güzel bir lafı var. Şimdi arkadaşlar, bence bunu yine yazın bir yere. Ben buna böyle her gün şey hatırlamaya çalışıyorum. Normal kafası çalışan insanlar bir hata yaptığında ne yapar? Ders alır değil mi? Gerçekten zeki insanlar arkadaşlar, başkalarının hatalarından ders alanlardır. Bakın bunu unutmayın. Hayat sürekli kendin o hatayı yapıp ondan ders almak için çok kısa. Gerçekten yani ya önemli değil, ben bir hata yapayım ondan bir şey öğrenirim, daha iyisini yaparım. Yap, bu da yap da bir yere kadar. Başkalarının hatalarından, tecrübelerinden, ki biz Kolay Değil kanalında onu anlatıyoruz. Ders almayı, ha zaten o da onu yaşamıştı, ben de şöyle bağlarım demeyi öğrendiğiniz zaman çok daha kolaylaşıyor iş. Her hatayı kendiniz yapmayı beklemeyin özetle. Çok teşekkür ediyorum. Bir saat müzik de dinleyebilirsin. İşte. Ama boş işliyorsun. Ya çok böyle abartmayayım, çok acayip böyle makine gibi bana geçen birisi demiş, Berkcan demişti şeyi. Yok, Yetkin demişti şeyi. Abi sen Android misin demişti. Ya alakası yok ya, ben çok ekstrem bir şey yapmıyorum. Ben sadece diğer insanların çok boşa harcadığı vakitleri daha verimli değerlendiriyorum. İnsanlar da şey zannediyor, Mustafa abi herhalde hiç uyumuyor falan yani. Hani. Burada erken kalktığım, erken yattığım falan doğru yani hani böyle yani. Ama dediğim gibi boş işlere yerine bunlara işte sabah podcast dinlersen, YouTube iş gibi böyle hani öğrenmek için not olarak izlersen zaten o hataların birçok şeyi bu arada kafana yazıyor, sen fark etmiyorsun yani, ama sen sonra aldığın bir kararda onların hepsini beyin bilinçaltında birleştirip sana çoğu zaman daha doğru kararı aldırıyor. Sorun cevabı. Sor kankası. Şey böyle genel olarak aklımda durmadan dolanan bir şey vardı. Ben okul gitmeden bırakmayı falan düşünüyordum. Hatta hala var aklımda da. Çok hani işte belli baş hocalarıma danıştım. Ben sinema okuyorum. Oyun tasarımına geçeceğim. Dedim ki yani ya ben görüntü yönetmeninde asistanlık falan da yaptım zamanında. Ya dedim ki hani ben orada 2 haftada hani asistanlık yaparak, işte çekimlere giderek, sahaya inerek, yönetmenlerle çalışarak burada hani bir dönemde bir sene öğreneceğim şeyi 2 haftada öğreniyorum zaten. Çok doğru. Sınava gireceğim için okumam gerekmiyor bence. Doğru. Hani zaten sınava gireceğim için okusam bana bir faydası olacağını pek düşünmüyorum. Hani evet. Unuturum. Demin söylediğim şey yani sınava gireceğin için değil, o senin işinde sana nasıl yarar diye her derse girersen zaten o zorunluluktan keyif alarak yaptığın bir şeye dönüyor. Ben... Aynen öyle, kesinlikle katılıyorum. Ya üzerine bir de hani şey ya belli bir bursum var ama ona rağmen hani bir şekilde ailemden yük almak istiyorum. Hani o var çünkü ben 19 yaşındayım ama yani... Git bak, çalış part-time işte, yap o dediklerini. Çalışıyorum. Çok hatta iyi. Bu yaz Amerika'ya gideceğim, work and travel yapacağım. Çok iyi. Ve şey, hatta babam nasıl istediğin paradır yani o hani ben geri ödeyeceğim diye istemiştim geçen sene aslında. Ödeyeceğim mi gerçekten? Gerçekten ödeyecektim. Ben bayağı istedim, aldım, hiçbir zaman ödemedim de o yüzden. Yok, gerçekten ödeyecektim ben. Güzel güzel. Gidemedim geçen sene okul yüzünden. Bu sene dedik hadi tamam al ama bir daha benden bir şey isteme. Tek yani gelin. Okulu değersizleştirmeyeyim de. Yani maalesef okul birçok insan için de hani askerlikten kurtulmak için de bayağı şey olan bir şey. Yani diyorum zaten şu an bile okulun bayağı önemi azaldı. İleride
gerçekten kalmayacak yani. Hani ben mesela askerlik işi olmasa, mesela ben kendi çocuğum olsa üniversiteye değil, normal okula bile yollamam büyük ihtimal. Yani homeschooling denen bir kavram var yani. Hani çünkü şey değil. Yani neyse, daha derin mevzular da hani şey yaparım. Evet, evet. Yani çok eleştirmeyeyim şimdi sistemi de. Siz sordunuz hani işte, üniversite adına güvenen var mı diye. Ben evet. Kaldırdım da elimi. Ben evet. Şey olarak CV'mde yazarım. O Bağo'yu görmüş hemen alır evet. Diye düşünmedim. Hani. Evet. İşte şu insanlarla beraber aynen. Şunu yapmak, tamam mı? Yani şu aynı şey giydiğin adamlar, şurada şunu yaptığın adamlarla işte ya kadınlar fark etmez. En önemlisi bu işte. Yani bunun aynen, dışındaki kesinlikle. Kalan kısımları geçen yani üniversitede burada çok zor bir şekilde hani başarılı insanlar sadece üniversitede çok başarılı, akademik başarılı insanlar mı? Hiç alakası yok. Tam tersi yani. Çoğu zaman tam tersi bu arada yani. Tam tersi oluyor. Yani o yüzden en doğru mantıklısın. Saha abi, sahaya çıkın ve birazcık böyle orada ezilmeyi göze alın yani. Ezildiğiniz zaman gurur yapmayın yani. İşte ben gittim, ben aslında Bahçeşehir'deki şu bölümün en başarılı öğrencisiyim de bana işte ters bir şey dedi o abi. İstifa ettim ertesi gün. Abi hiçbir şey olmaz o zaman, geçmiş olsun. Abi o adam sana hakaret edecek, yutacaksın onu. Nasıl daha iyi geliştirebilirim kendimi? O adam bana nasıl saygı duyacak? O adam ne zaman bana saygı duyacak diye düşünüp o adamı ona ikna edeceğin günü bekleyeceksin yani. Zaten o gün geldiği zaman yani o size bahsettiğim beni kapıdan reddeden kırtasiyeci var ya. O adam 3 ay önce bana DM atıp Mustafa'cığım nasılsın, her şey yolunda mı, Hörfül'ü siz getiriyor musunuz, biz de alsak olur mu diye mesaj attı yani. Hani unutmayın yani, hani devran her zaman döner yani. Hani o yüzden her sana biri kızdığında, her biri ters bir şey söylediğinde o ego yapıp ya da havaya girip yani şöyle oldu, ben lanet olsun bırakıyorum bu işi de yapmam da işte başka iş yaparım, o toplarda olmayacaksın yani. Şeyde para bile istemedim hani görüntü. Abi dedim ki görüntü yanına, abi ben öğrenmek istiyorum. Ha para istemiyorum. Sadece öğrenmek istiyorum. Sizinle setlere gelmek istiyorum. Hmm. Size bir şey söyleyeyim mi? Şu an Ali Sabancı dese ki Mustafa 3 ay boyunca şoförlüğümü yapacaksın. Masamı temizleyeceksin. Yerleri yıkayacaksın. Yemin ediyorum var ya bir saniye düşünürsem ne haberdim. Ha? Yani öyle bir insan çalışmıyor. Hayır, kafa yapısını anlayın yani. Hani ben yani gerçekten söylüyorum ya. Ali Sabancı ya Hüsnü Özyeğin yani desin bana şoförüm olur musun? 3 ay değil 1 sene olayım abi yani, hiçbir şey de istemiyorum. Sadece senin arabada sen belki telefonda biriyle konuşurken senin o 3 tane sözünü duyayım. O bana yeter, anlatabiliyor muyum yani? O kafada olmak lazım. Bizim yeni nesilde o kadar yani, hep bizim de çok farklı nesiller değiliz ayrı konu da. O kadar konforlu bir alanda büyüyoruz ki zorluk o kadar az yaşıyoruz ki en ufak lafta kırılıyoruz ediyoruz yani. Ben bayağıdır düşünüyorum artık, hani biraz sinirlendim dedim. Bir yatırımcıya hiç de ihtiyacımız var mı? Yok abi. Bizim kolay değil de çok çok bölüm var. Yaptığın işe bağlı ama yine de yok. Yani şu an COSGAP'tir, ıvırı zıvırıdır. Bankaların, bazı bankaların yine böyle belirli limitlerde girişimci kredileri. Mesela bak bir örnek vereyim çok kısa. Benim arkadaşım var. Bir tane evi var. Göktürk'te. 800 bin TL. Bir iş yapacak 300 bin TL. Adam başlamıyor işe. Niye biliyor musun? 300 bin liram yok diye. Ben kafayı yiyorum. Lan salak, evini satsana. Ama yok abi, evimi niye satayım, onu riske etmem. Ha diyorum. Demek ki sen o işe bir evi bile riske atacak kadar inanmıyorsun. Bir girişim ve girişimci yatırım aldığı için başarılı sayılıyor abi. Yatırım aldığı için başarılı sayılıyor abi. Bence bir girişimci İyi bir işe kendi bir şekilde finansman bulamayıp yatırım aldıysa başarısızdır ya. Eğer hani çok mesela Google değilse yani Google seviyesine çıkmak için yatırım gerekiyordu ama ya o yüzden yatırım işini zaten başka zaman konuşuruz. Ama çok must have bir şey gibi düşünmeyin yani. Mesela işte Martı var mı bildiğiniz üzere, hani Martı duymuşsunuzdur. Hadi abi geç onları. Evet. 1,5 milyar TL mesela yatırım aldı. Milyar TL almadı da şey. Milyar ayır şey getir, toplam baktığınız zaman bu yatırımı var, yurt dışından gelen, yurt dışına açılıyorlar şu anda. Birinci kaynak. Martı Türkiye'nin mi? Türkiye'nin 1,5 milyar yatırım mı aldı? Milyon değil mi? Milyon. Hayır ya. Yurtdışıyla beraber entegresinde. Okey, şöyle söyleyeyim. 3 sene sonra tekrar bakalım Martı'ya yani. Birçok şirkete 3 sene sonra tekrar bakalım yani. 212 tane aldı herhalde. Bilmiyorum, şey değil yani. Arkadaşlar hani. Bu arada fazla zamanları diyor ki. Ömercan geldi mi Ersan? Tamam, biz sonra bakmayacağız. Biz Goaltra'dan
sana özel bir referanslı bir iletişim istiyoruz. Sen ulaşabilirsen ulaşabilmek için. Tabii. Mailden mi, LinkedIn'dan mı, Instagram'dan mı, nereden? Abi çok basit yani. LinkedIn Mustafa Namoğlu, Instagram Mustafa Namoğlu, e-mail mustafanamoğlu@gmail.com. Yani çok herhalde çok zor değil. Belirterek sana abi Goalter'dan değil yani hani tamam. Şey Elazığ'dan da yazsanız gene cevaplarım ben yani hiç sorun değil hiç önemli değil yani. İşte de hani dediğinizin bir sözü vardı hani evet. Zeki insanlar başkalarının hatalarından evet. Ders çıkarır demiştiniz. Ben de bir ürün girişimi olarak bir şey yapmak istiyorum. Sizin mesela bu ürün girişiminde yaptığınız hata ben bunu yaptım siz bunu yapmayın diyebileceğiniz bir şey var mı? Hangi ürün girişimde bu arada yani? Yani tasarım alanında tişört tasarım falan. Vesaire. Şimdi hani böyle bir tane spesifik ya sakın şunu yapmayın diyeceğim aslında spesifik bir şey yok ama genel bir tavsiye istersen şunu söyleyebilirim. Çok acele edip ya geçen bana nereden geldi o ya? Abi 23 yaşındayım çok mu geç kaldım diye yazdı bana mesela. Hiçbir şey beceremedim mesela. Abi acele o kadar acele etmeyin ya stres olmayın. Bu arada bunu demesi kolay, sizin yaşınızda yapması zor, kabul ediyorum. Ben de o ya hemen yapmalıyım diye çok hata yaptım. O yüzden bu arada bununla ilgili belki bir bölüm çekeriz. Yani unutmam büyük ihtimal de. Çekeriz, kolay değil takip edersen orada muhakkak hani sana ithafen söylerim, sormuştun cevaplıyorum diye. Ama acele edip kendinizi strese sokmayın. Çünkü acele ettiğin zaman bir şey de kaçırıyorum, geç kalıyorum dediğin zaman daha büyük hatalar yapıyor insan yani. Fikrin daha bak önce... çok çok spesifik konular hariç fikrin hiçbir önemi yok. Şey oluyor ya, işte ben bunu düşünmüştüm ya. Abi fikrin hiçbir önemi yok. Konuşanlar var, uygulayanlar var hayatta. Evet, evet. Düşünen, konuşan, uygulayanlar var. Ben hep üçüncüde olmaya çalışıyorum. 1 ve 2'yi çok hızlı atlıyorum ben. Üçüncü eğer inanıyorsan bir şeye. O yüzden 1-2 çok takılmayın yani hani. İyi bir ekip çok kötü bir şeyi bile çok başarılı hale getirebilir ama kötü bir ekip çok iyi bir fikri kesinlikle rezil eder yani. Ağzımı çok bozmayayım. Bana müsaade. Teşekkür ederim. Ne demek? Görüşürüz. Kendinize bakın. Çok görüşürüz. Çok memnun oldum. Görüşürüz. Çok memnun oldum sırayla. Hepinizi sıkayım. Görüşürüz. Konuma. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. 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 Seninle geçen sefer de görüştük değil mi? Adamsın. Hadi görüşürüz beyler. Çok sağ ol. Görüşürüz. Herkese seslendik mi? Çok kişi var. Hadi. Ya sen ne zaman? Aynen.